İran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan Ruhani, iki ülke arasındaki ticarette milli para birimlerinin kullanılmasına karar verildiğini ve ticaret hacmi hedefinin 30 milyar dolar olduğunu söyledi. Ruhani, bölgede terör örgütlerine etnik ve mezhebi ayrımı izin verilmemesi gerektiğini, bunun için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise enerji alanında ve bankalar arası ilişkilerde işbirliğini yoğunlaştıracaklarını söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Kuzey Irak'taki yasa dışı referandum da vardı. Kuzey Irak bölgesel yönetimi neyin referandumunu yapıyor? Ve kendisini İsrail'den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok. Mossad'la masaya oturarak verilen karar meşru olamaz, gayrimeşrudur. Bir tarafına malum bir zatı alıp, bir diğer tarafına bir başka malum bir zatı alıp, bu şekilde böyle bir adımı atmak, inanıyorum ki Kuzey Irak yerel yönetimini yalnızlığa mahkum edecektir. İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak'taki muhatabımız merkezi yönetimdir ve bu referandumu da kesinlikle gayrimeşru olarak telakki ediyoruz. Bildiğiniz gibi attığımız adımlar var. Bundan sonra daha ağırlaştırılarak atılacak adımlar var.